Güntay Şimşek tarafından hazırlanan Türkiye'nin en uzun soluklu tek havacılık ve turizm programı Airport'a hoş geldiniz. İstanbul Air Show tarihinin en düşük katılımıyla 11. kez kapılarını açtı. Ağırlıkla Türk şirketlerinin katıldığı ve Türk tescilli havacılık araçlarının sergilendiği fuardan detaylar. Airport'un uçuş rotasında son yılların en dikkat çeken ve gündemden düşmeyen adası, Dünya Jet Set'inin tatil noktası var. Eşsiz plajları, yeşillikler içindeki koyları, gece hayatı ve muhteşem gün batımı ile İspanya'nın özgürlükler adası Ibiza, Airport farkıyla sizlerle. Yapımcımız Güntay Şimşek'in konuğu, Galatasaray'ın unutulmayan futbolcularından Ümit Karan. Gökyüzünün kraliçesi Boeing 747'lerin uzay görevleri yaptığını biliyor muydunuz? Özel olarak üretilen 747 Sofia'yı sizin için inceledik. Airport başlıyor. Türk Hava Yolları gözde tatil rotalarından Seyşeller seferlerine 31 Ekim'de başlıyor. Hint Okyanusu'nda Maldivler ve Mauritius'un ardından başlayacak olan uçuşlar haftada 3 gün karşılıklı icra edilecek. Hint Okyanusu'nda 115 granit ve mercan adasından oluşan Seyşeller, beyaz kumsalları, berrak denizi, antik çağlara uzanan tarihiyle dünyanın tropik turizm cennetlerinden biri olarak kabul ediliyor. Air Canada, uluslararası uçuş ağına 6 yeni nokta ekledi. Toronto-Bombay, Toronto-Berlin, Montreal-Cezayir, Montreal-Marsilya, Vancouver-Tayvan ve Vancouver-Nagoya, Kanadalı havayolunun yeni uçuş noktaları oldu. Böylece dünyanın 6 kıtasına sefer düzenleyen az sayıdaki havayollarından biri oldu. Havayolu, İstanbul'dan Toronto'ya gerçekleştirdiği uçuşlarında kompozit gövdeli Boeing 787 Dreamliner uçaklarını kullanıyor. Doha merkezli Katar Hava Yolları merakla beklenen uçak siparişini açıkladı. Hava Yolu, Amerikalı imalatçı Boeing'e liste fiyatı 18.6 milyar doları bulan 100 uçaklık sipariş verdi. Şirket, 30 adet Boeing 787-9 ve 10 adet Boeing 777-300ER kesin siparişinin yanı sıra 60 adet 737 MAX 8 alımı içinde iyi niyet mektubu imzaladı. Kanadalı Bombardier'ın en yeni bölgesel yolcu uçağı CS-300, Avrupa Havacılık Emniyet Ajansı EASA'dan tip sertifikası aldı. CS-300 uçağının ilk müşterisi olan Letonyalı Air Baltic, ilk uçağını bu yılın sonunda filosuna katacak. Bombardier şu ana kadar CS-300 için 20 adet sipariş aldı. Airport'un uçuş rotasında son yılların en dikkat çeken ve gündemden düşmeyen adası, Dünya Jet Set'inin tatil noktası var. Eşsiz plajları, yeşillikler içindeki koyları, gece hayatı ve muhteşem gün batımı ile İspanya'nın özgürlükler adası Ibiza, Airport farkıyla sizlerle. Az sonra... Orta çağdan kalma şehirleri, eşsiz plajları, yeşillikler içindeki koyları, gece hayatı, çok özel mutfağı, muhteşem gün batımı, bohemliği ve kuralsızlığı. Airport bu hafta sizi İspanya'nın özgürlükler adası Ibiza'ya götürüyor. Dünyanın en gözde turizm bölgelerinden Ibiza'da keyifli bir yolculuğa var mısınız? Beyaz Ada olarak da bilinen Ibiza seyahatimiz Corendon Hava Yolları'nın davetlisi olarak İstanbul'da başlıyor. Amsterdam aktarmalı gerçekleşen keyifli seyahatimiz Ibiza Havalimanı'na teker koymamızla sonlanıyor.
Küçük olmasına rağmen oldukça işlevsel olan Ibiza Havalimanı'nda fazla zaman harcamadan otelimize geçiyoruz. Dünyanın en popüler tatil destinasyonlarından biri olan Ibiza'da bir Türk otelinde konaklamak bizim için ayrı bir gurur vesilesi oluyor. Her yıl 700 bini yerli olmak üzere yaklaşık 3 milyon turist ağırlayan Ibiza, İspanya'nın 17 özerk bölgesinden biri olan Balear Adaları'nı, Mallorca, Minorca, Cabrera ve Formentera ile birlikte oluşturan 5 büyük adanın üçüncüsü. Ibiza, adadaki evlerin beyaz renkli olmasından dolayı Beyaz Ada olarak da adlandırılıyor. Adı Arapçadan gelen Ibiza'ya yerel halk ve Katalanlar Evissa diyor. 40 kilometre uzunluğunda ve 25 kilometre genişliğindeki adanın en uzak iki noktası arasında seyahat süresi bir saati aşmıyor. Yüzölçümü 575 kilometre kare olan ve 112 bin kişinin yaşadığı eğlence adasında Ibiza, Santa Eulalia del Rui ve San Antonio de Portmeno olmak üzere popüler 3 şehir yer alıyor. Dünyaca ünlü partileri ve eğlence hayatıyla tanınan Ibiza, Batı Akdeniz'de İspanya'nın doğu sahillerinde konumlanıyor. Akdeniz ikliminin etkin olduğu adada yaz aylarında sıcaklık ortalaması 25 derece civarında seyrediyor. Kış aylarında ise 10 derece ortalama sıcaklığa sahip Ibiza'yı ziyaret etmek için en uygun zaman Haziran-Eylül arası diyebiliriz. Ibiza kuşkusuz deniz, kum, güneş demek. Adada birbirinden güzel ünlü plajlar ve koylar yer alıyor. Upuzun plajlar arasında en ünlüsü Bora Bora. Ayrıca Salines ve Sant Antoni plajları da mutlaka görülmesi gerekenlerden. Koyları ise bize ülkemizin Ege kıyılarını hatırlatıyor. Adanın birçok farklı noktasında yer alan koylarda denizin keyfini çıkarmanın yanı sıra güneşin batışı da insana ayrı bir huzur veriyor. Ibiza, deniz turizminin yanı sıra tarihiyle de adından söz ettiriyor. 654 yılında keşfedilen ada, efsanevi güzelliğiyle mitolojide de kendine yer edinerek kültürel mirasını geçmişten günümüze kadar taşımış. Biz de adayı keşfetmeye, geçmişin izlerinin en iyi yaşatıldığı Ibiza şehrindeki Dalt Villa'dan başlıyoruz. Dalt Villa yani eski şehir, Ibiza'nın üst kısmında, surlar içinde yer alıyor. Bölgeye farklı kapılardan giriş yapılabiliyor. Biz kulesiyle şehrin her tarafından görülebilen Santa Maria Katedrali'nin yanındaki kapıdan giriş yapmayı tercih ediyoruz. Dalt Villa'daki turumuza başlamadan önce Ibiza şehrini ve Akdeniz'i tepeden seyrediyoruz. Bir ibadethaneden çok kale görünümüyle öne çıkan Santa Maria Katedrali kulesiyle ünlü. Yalnızca pazar günleri ibadete açık olan ve barok stilde inşa edilen katedral 13. yüzyıldan kalma. Yüzlerce yıl önce şehir İslam egemenliği altındayken cami olarak da kullanılan bu muhteşem yapı, daha sonra 1235 yılında şehrin fethinin ardından yeniden modellenerek katedrale dönüşmüş. Katedralin içindeki renkli süslemeler ise görülmeye değer. Katedralden çıkıp hemen yanında yer alan Medina Yabisa'ya geçiyoruz. Turizm danışma bürosu olarak da hizmet veren müzenin içinde İslamiyet döneminden kalma eserler de sergileniyor. Müzede ayrıca Ibiza şehrinin geçmişine dair video gösterimi de gerçekleştiriliyor. Medina Yabisa'dan ayrılıp dar sokaklarda kaybolmaya karar veriyoruz. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Dalt Villa'da Fenikeliler, Kartacalılar, Romalılar, Müslümanlar ve Katalonların izlerini görmeniz mümkün. Arnavut kaldırımlı daracık sokakları, müzeleri, çiçeklerle bezeli evleri ve geniş surlarıyla Dalt Villa bizi fazlasıyla şaşırtıyor. Müzik
güzel korunmuş beyaz boyalı evleriyle Ibiza'nın tamamına hakim tepeden manzaraya doymak mümkün değil. Ayrıca Dalt Villa'nın küçük olduğu kadar şirin kafelerinde vakit geçirmek ve hediyelik eşya almak şehrin olmazsa olmazlarından. Eskişehir'den Çağdaş Sanatlar Müzesi'nin yer aldığı kapıdan çıkıp az önce tepeden görüntülediğimiz marinaya iniyoruz. Onlarca küçük tekneye ev sahipliği yapan marinada yüzlerce milyon dolarlık büyük yatlar da demirliyor. Ziyaretimiz sırasında kameramıza takılan bu yat bir Arap şeyhine ait. Yaklaşık 300 milyon euro değerindeki yat her görenin ilgisini çekiyor. Diğer adalarla deniz ulaşımının da sağlandığı marinaya yakın yerler yeme içme ve alışveriş için çok sayıda alternatif sunuyor. Biz de küçük ama renkli bu sokaklarda kısa bir keşfe çıkıyoruz. Ibiza adası yemek için çok farklı alternatifler sunuyor. Burada aç kalmanız imkansız dersek yanlış olmaz. Ada mutfağında ağırlıklı olarak İspanyol ve Katalan yemekleri tercih ediliyor. Ayrıca et ve deniz ürünleri de çokça tüketiliyor. Anadolu mutfağını özlediyseniz Marble Stella Maris Otel'de Türk şefler tarafından hazırlanan yemekleri öneriyoruz. Ibiza'da ayrıca dünya mutfağının farklı alternatifleri de yok değil. Örneğin uzak doğu lezzetleri sunan restoranlar mevcut. Yemek yerken özgün ambiyansın sunulduğu mekanlarda uzak doğu mutfağının tadına bakabilirsiniz. Ibiza denince deniz ve kültür turizminin yanı sıra renkli gece hayatı da ilk tercih edilen aktiviteler arasında. Akşam olunca ışıl ışıl sokaklar kalabalıktan adeta iğne atsanız yere düşmeyecek hale geliyor. Gündüz keşfettiğimiz Ibiza şehrinin gecesini de görmek için ara sokaklarında ve Dalt Villa bölgesinde kısa bir tura çıkıyoruz. Beyaz Ada Ibiza gece yarısına yaklaştıkça özgürlükler adası yakıştırmasına layık olmak istercesine bambaşka bir havaya bürünüyor. Çünkü Ibiza'yı dünya çapında marka yapan şeylerin başında hiç şüphesiz Nisan ayında başlayıp Eylül sonuna kadar devam eden çılgın partiler geliyor. Dünyaca ünlü DJ'leri yine dünyaca ünlü gece kulüplerinde bir araya getiren Ibiza, misafirlerini deniz, kum, güneş, kültür ve tarihten sonra eğlenceye de doyurarak yolluyor. Hippie hareketi 60'lı yıllarda ortaya çıktı. Avrupa'da sorun yaşayan hippiler Ibiza'ya gelerek burada koloni kurdular. Halen adanın bazı kesimlerinde yerleşik hippie kolonileri mevcut. Hippie market ise adanın en önemli turistik aktiviteleri arasında üst sıralarda. Hippie market haftanın her günü adanın farklı yerlerinde kuruluyor. Bizdeki sokak pazarlarının aynı aslında. Bu pazarda takılardan ev eşyalarına, giysiden ayakkabıya, her türlü hediyelik eşya bulma şansınız var. Güney Amerika, Hindistan ve Endonezya gibi ülkelerden ağırlıklı ürünler bulunuyor. İlgiden dolayı yürümekte zorlandığımız pazardaki satıcıların büyük bir kısmını adada yaşayan hippiler oluşturuyor. Hediyelerimizi alıp hippie marketten ayrılıyoruz. Şimdiki durağımız Cova de Can Marcha mağarası. Puerto de San Miguel'de bulunan mağara muhteşem koy manzarasıyla girmeden önce bizi büyülüyor. Rehberimiz mağaranın giriş kapısını açıp bizi içeri davet ediyor. Ibiza'nın en büyük doğal mağarası olan Cova de Can Marcha binlerce yıllık bir geçmişe sahip. 20. yüzyılın başlarında kaçakçılar tarafından keşfedilen mağarada sarkıt ve dikitler ziyaretçileri büyülüyor.
Yeraltı mağarası çok büyük değil. Ancak insan kendini adeta bir gölge oyununda hissediyor. Işıklandırma ve suyun sesiyle farklı bir boyuta geçiş yapıyoruz. Yaklaşık 30 dakika süren mağara turumuz, su ve ışıkla yapılan özel bir gösteriyle sonlanıyor. Aslında buradaki su eskiden sürekli akıyormuş. Ancak mağaranın içindeki su kurumuş. Bunun üzerine mağaraya suni olarak su verilmeye başlanmış. Böylece doğal şelale sadece özel durumlarda oluşturulmaya başlamış. Kova de Can Marcha mağarasından ayrılıp Esvedra'ya geçiyoruz. Adanın güneybatı sahilinde bulunan Esvedra iki adacıktan oluşuyor. Üzerinde herhangi bir yerleşim alanı bulunmuyor. En yüksek yeri 413 metre olan adacıkta sadece koyunlar yaşıyor. Yerel halk doğal ortamda beslenen koyunları yılın belli aylarında avlayıp besin olarak tüketiyormuş. Kala Dort sahili açıklarında yer alan Esvedra, Homeros'un ünlü destanı Odessa'da da kendine yer bulmuş. Yeryüzünde gerçekleşen sismik dalgalar sonucunda oluşan adacık, mistik ve gizemli olarak görülüyor. Hatta etrafından geçerken hiçbir elektronik aletin çalışmadığı da söyleniyor. Ibiza'daki son durağımız ise Esvedra'nın ters yönünde bulunan Atlantis oluyor. Deniz kıyısında yer alan Atlantis'e yaya olarak sadece Torre de Savinar'dan iniliyor. Biz de buraya kadar gelmişken deniz kıyısına inmeye karar veriyoruz. Birkaç farklı alternatifi bulunan yol oldukça zorlu. Yamacın dik, yolun kumluk ve taşlık olmasının inişi bir hayli zorlaştırdığını da hatırlatalım. Atlantis bölgesinde 500 yıl öncesine kadar yerleşim olduğu biliniyor. Ibiza'nın yerlileri tarafından şehri çevreleyen kale duvarlarının inşasında kullanılan taşların üretildiği taş ocağının burada olduğu rivayet ediliyor. O dönemden kalan ilginç kaya oluşumları şu anda serinlemek için bize özellikle oyulmuş hissiyatı veriyor. Daha küçük olan taşları üst üste koyarak taştan kaleler inşa etmek ise ziyaretçilerin en büyük eğlencelerinden. Saldırılar ve doğal şartlar nedeniyle burada yaşayanların adanın farklı bölgelerine göç etmiş olmaları buranın kayıp şehir Atlantis olarak adlandırılmasına neden olmuş. Atlantis'in bizi büyüleyen kısmı küçük koyu ve denizin güneşle dansı oluyor. Atlantis'e gidecek olanların karanlık çökmeden dönmeleri tavsiye ediliyor. Atlantis'le birlikte rüya gibi geçen Ibiza keşfimiz de sona eriyor. Sizi Ibiza adasından güzel görüntülerle baş başa bırakıyoruz. Yeryüzünün başka güzelliklerinde buluşmak üzere. İstanbul Air Show, tarihinin en düşük katılımıyla 11. kez kapılarını açtı. Ağırlıkla Türk şirketlerinin katıldığı ve Türk tescilli havacılık araçlarının sergilendiği fuardan detaylar. Az sonra. Türkiye'de havacılık dünya ortalamalarına göre yaklaşık 2 kat hızlı büyüyor. Ancak kamu kurumlarının tüm desteklerine rağmen tek havacılık fuarımıza bakıldığında tuhaf bir tablo karşımıza çıkıyor. Başta dünyanın en köklü ve en büyükleri Paris ve Londra Farnborough ve en hızlı büyüyeni Dubai Air Show olmak üzere Türkiye'den sonra düzenlenmeye başlanan Singapur ve Bahreyn gibi dünyanın dört bir yanında düzenlenen havacılık fuarlarının maalesef çok gerisindeyiz. Türkiye havacılık fuarıyla AirX adı altında 1996 yılında tanıştı.
Daha sonra ismi İstanbul Air Show'a dönüştürüldü ama son yıllarda fuarın düzenlendiği Atatürk Havalimanı'nın yoğunluğu ve katılımların düşük olması sebebiyle hiç gösteri uçuşu yapılamadı. 2 yılda bir düzenlenen fuarın 11.'si ise tarihinin en düşük statik alan katılımıyla geçtiğimiz hafta kapılarını açtı. Fuarın açılışına Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Sivil Havacılık Genel Müdürü Bilal Ekşi, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Funda Ocak, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, Türk Hava Yolları Genel Müdürü Temel Kotil, TAV Grup CEO'su Sani Şener ve çok sayıda davetli katıldı. İstanbul Air Show'da yolcu uçağı, iş jeti, helikopter ve eğitim uçağı gibi araçları olmak üzere tamamına yakını ülkemizde çeşitli şirketlerin filosunda bulunan toplam 20 hava aracı statik alanda sergilendi. Kapalı mekanda ise daha çok KOBİ'lerin katılımı dikkat çekti. Yaklaşık 20 yıl önce düzenlenmeye başlayan AirX fuarı bu sene 11. kez kapılarını araladı. Ancak Türk silahcılık sektörünün gelişmesine paralel olarak fuar beklenen ölçüde büyümedi, büyütülemedi. Hatta havacılığımız büyürken AirX küçülmeye devam etti. Bu senede yapılan fuara Airbus ve Boeing'den beklenen ölçüde katılım olmadı. Hatta yurt dışından hiçbir uçak üreticisi ürün getirmedi de diyebiliriz. Fuarın ilk günü Türk Hava Yolları'nın filosundaki 100. Boeing'in ise imalat hattından çıkan 6737-800 uçağının teslimatı yapıldı. Beştepe ismi verilen uçak fuarın ilk günü ziyaretçiler tarafından ilgi gördü. İstanbul Air Show'un bu yılki ana teması yerli havacılık sanayiydi. Bu sebeple yerli uçak TRJet projesinin üstlenicisi Sierra Nevada Corporation şirketi ortaklarından Fatih Özmen de fuarın açılış konuşmacılarından biriydi. British Airways boyalı Dornier 328 uçağı fuarda sergilendi. Ayrıca tamamı Türk mühendislerinin tasarımı olan ve TAI üretimi yerli eğitim uçağı Hürkuş da fuarda ziyaretçilerini selamladı. Fuarda 737-300 ve 777X uçaklarının Kruger Flap üretimi için Boeing ve Kale Havacılık arasında anlaşma imzalandı. Böylelikle Türkiye'nin Boeing uçaklarının üretimindeki rolü artmış oldu. İstanbul Air Show'da Boeing Kıdemli Başkan Yardımcısı John Wojcik ile birlikteyiz. Fuara geliş sebebiyle birlikte biz de Türk pazarlarına bakışlarını ve Boeing'in yeni projeleri hakkında bilgi almak üzere kendisiyle birlikteyiz. Türk pazarı bizim için önemli fırsatlar içeriyor. Bugün de burada önemli bir meydan okuma gerçekleştiriyoruz. Türkiye, her ne kadar son 1-2 aydır önemli olaylar yaşamış olsa da, Türk insanı ve Türk ekonomisi oldukça güçlü. Daha güzel günlerin ve güçlenerek çıkılan günlerin geleceğini ve buna bağlı olarak da bizim için yeni fırsatların oluşacağını düşünüyoruz. Fuarın kapalı alanında TAV, Türk Hava Yolları, THY Teknik, Boeing, Airbus, Rolls-Royce gibi firmalar standlarında tanıtım ve bilgilendirme yaptı. Türkiye'de yatırım ve hangarları bulunan dünyanın en büyük özel sermaye sahipli VIP uçak bakım, modifikasyon ve dönüşüm merkezi AMAC Aerospace de fuarın katılımcıları arasında yer aldı. Bölgemizde düzenlenen air show'ların sayısı artıyor. Dubai, Abu Dhabi, Şangay, Bahreyn, Kuveyt gibi yerlerde havacılık fuarları düzenlenme trendi yükseliyor. Türkiye'de endüstrinin büyüyen pazarlarından biri. Fuarın iş jeti alanında tek etkin katılımcısı Dassault Falcon oldu. Şirketin Türkiye temsilcisi Soylu Havacılık, 7X ve 2000 LXS modelleriyle ziyaretçilerin karşısına çıktı. 11.019 kilometre menzili ve saatte 953 kilometreye varan maksimum hızı ile 7X oldukça özel bir iş jeti. 15.460 kilogram ağırlığındaki uçağın uzunluğu ise 23 metre. Döner kanatlı hava araçları tarafında ise Bell'in Türkiye temsilcisi 407 ve 429 modellerini görücüye çıkardı. Agusta Westland ise Türkiye temsilcisi Kaan Havacılık çatısı altında AW-109, AW-139 ve AW-169 tipi helikopteri ile Türk pazarındaki meraklılarının karşısına çıktı.
Türkiye'nin havacılık fuarı düzenlemede başarısız olmasının en önemli sebeplerinden birinin organizasyon ayağı olduğunu dikkate alan kamu otoriteleri, İstanbul'a yapılmakta olan 3. havalimanının faaliyete geçmesiyle konunun uzmanı şirketlerle bölgemizde etkin olacak fuar düzenlemek için çalışmalar yapıyor. Son yıllarda gerçekleştirdiği teknoloji fuarlarıyla dikkat çeken ülkemizin organizasyon şirketi Media City ile Londra Farnborough Air Show ortaklığında Antalya'da havacılık fuarı düzenlenmesi için de çalışmalar yapılıyor. Yapımcımız Güntay Şimşek'in konuğu Galatasaray'ın unutulmayan futbolcularından Ümit Karan. Az sonra... Lincoln. Ümit Karan'a doğru. Ümit Karan kontrol ve muhteşem bir gol. Ümit Karan 73'te sevindiriyor taraftarını. Penaltıyı kaçırdı ama bu attığı golle kendisini belki de yüzlerce kez affettirmiş oluyor. Hafta sonu meraklıları için bir ekran klasiği haline gelen Airport'tan merhaba. Bu hafta renkli bir konuğum var. Ümit Karan, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Önceden topun peşinde koşturuyordunuz. Şimdi uçağın peşinde koşmuyor. Şimdi neyin peşinde koşuyorsunuz? Uçağın peşinde koşuyor. Hangi uçağın? Uçak mı aldınız? Ne yok oldu? Yok be, şakasına. Hani eskiden topun peşinde koşuyordu dedi. Şimdi öyle bir giriş yaptın ki. Ben hani kokpit mokpit dedi. Canlı uçağın arkasından dedi. Koşturacağım beni zannettim. Evet. Yok. Beklemediğiniz bir giriş mi yaptık? İnanılmaz. Tebrik ediyorum öncelikle. Sizin programınızı keyifle izliyoruz. Katılmak da şeref oldu bizim için. Biz epeydir gündemimizdeydiniz de. Biz bu sefer de olur mu olmaz mı... Evet, son dakika arkadaşlarınız sağ olsun peşimi bırakmadılar. Evet. Stoper gibiydim maşallah. Yine bir seyahatten mi dönüşte yakaladık? Ne oldu? Seyahat ama arabayla. Seyahat sadece. Ama arabayla. Önemli değil. Biz seyahatin her türüne varız. Yani kara, deniz, hava. Bunları konuşuyoruz. Sizin yani bir futbolculuk yaşamınızdaki yaptığınız seyahatler var. İlginç o anıları da değişik vesileyle dinlemiştim. Bir de şimdi futbolculuk sonrası yaptığınız seyahatler var. Herhalde ikiye mi bölmek gerekiyor? Hatta belki üçe futbolculuk öncesini de. Ya futbol öncelik tabii çok fazla yoktu ya. O zaman daha gençtik. O zaman uçakla bile. Yani biz o zaman deplasmanlara genelde otobüste gidiyorduk. Yani o zaman uçak seyahatleri yoktu da. Evet. Hatta yurt dışından geldiğimiz zaman hatta 3 günlük araba seyahatlerimiz oluyordu ailece. Hani gurbetçi aileler gelirdi, hı hı. O zaman. O zaman hani yollar da iyiydi de 3 gün sürüyordu o zaman. Tabii onu soracağım ben. Mesela siz Yugoslavya... Tabii eski Yugoslavya tabii. Oradan bir gurbetçi tabii. Turu yapan kuşaktansınız. Tabii aynen o kuşaktanım. O zamanlar kaç yaşlarındaydınız? İşte 12-13. Hatırladığınız tabii, hepsini... Hepsini hatırlıyorum. Hep bu aileyle yaptığınız seyahatler. Evet, kendim de tek başıma da yaptım. Onu soracağım. Tek başıma da o zaman kaç 18 ehliyet aldıktan sonra... İşte gençler birliğinde oynuyorum. O zaman ilk aracımı da Almanya'dan almıştım. Oradan Almanya Berlin'den çıktım. İtalya'nın son noktasına geldim. Oradan da gemiyle 4 günlük Çeşme seyahatinden sonra Çeşme, evet. Ankara falan öyle arabayla gelişim var yani. Geçişiniz var. Sonra Türkiye serüveni başlıyor. Sonra zaten Türkiye. Aynen. Evet. Türkiye'de gitmediğimiz yer kalmadı yani. Gitmediğiniz yer derken hem yurt içinden bahsediyorsunuz. Yurt içi tabii ki. Yani gitmediğim şehir çok... Nadir yani benim aklıma gelmez. O ilk başlarda galiba bu seyahatleriniz genellikle karayoluyla oluyordu. Tabii özellikle biz şimdi Ankara'da olduğumuz için Ankara merkezi olduğu için yani bir de hani gençler bile o zaman para harcama diye söz konusu değildi. Dolayısıyla İlhan Cavcı Başkan bizi bol bol otobüsle yolluyor. Karayolculuğu iyidir diyordu. Ne zaman havaya çıktınız? Ya havaya tabii Galatasaray'a geldikten sonra. Havalı oldunuz. Havamız yerine geldi. Geldi. Sonra Galatasaray günleri başlıyor. Galatasaray'da evet. Birlikte hem yurt içi hem yurt dışı seyahatleri. Özellikle yurt dışı herhalde böyle çok renkli geçiyordu. Yurt dışı çok renkli geçiyordu. Yurt dışı tabii bizim takımın en büyük sıkıntısı herkes uçaktan korkuyordu neredeyse. Yani takımın %70'i uçak korkusu dolu bir takımlık. Ama mecbur bizim işte Galatasaray'a kadar deplasmana çıkan bir takım da yoktu, o dönemde. Evet. Hasan Şaş titriyor. Arif o titriyor. Bakıyorsun takım hepsi uçakta titriyor. Ben ilk başta korkmayan onlardan etkilenip korkmaya başladım. Yani artık mesela ben de uçakta bir
Uçağa bindiğim zaman ellerim terlemeye başlıyor. Uçak kalkışta, inişlerde. Biraz sallandığı zaman hemen kendimi atıyorum. Yani çok tedirgin Hasan olmaya başladım. Hasan Şaşın anlattığı bir hikaye vardı. Bir türbülans olayı. Onda sizde var mıydınız? Yok, o milli takım olayında. Zaten orada uçakta olsaydım zaten ben bir daha uçağa binemezdim. O bayağı bir bin kaç bayağı fit düştü fit yani. Düşüyorlar evet. Ama biz onun gibi tabii bir sürü olay yaşadık yani bu uçak seyahatlerimizde. Bir keresinde mesela şimdi bizim bazı oyuncularımız biz özel uçakla gittiğimiz bizim bazı oyuncularımız kaptan yanında da uçak yani alıyordu kaptan yanına muhabbet evet. için o da uçarken. Yani birçok şey gördük seyahatlerde. Sivas deplasmanını hatırlıyorum. Diyarbakır hatırlıyorum. Mesela orada yaşadık zorluklarımız vardı. Mesela Diyarbakır uçağının hayatta uçak kalktı. Uçakta bir anda sessizlik, motor kesildi ve elektriği de gitti. Evet. Yani o uçak düşüşe geçti. O ara tabii Hasan Şaş da mesela kokpitteydi. O anı iyi hatırlıyorum. Ama tabii biz şimdi tabii onun kadar hiçbir şey farkında değiliz. O çünkü her şey o an yaşıyor ya. Abi sessizlik var. Uçak böyle ufak ufak süzmeye, alçalmaya başladı. O ara kaptan bir şekilde kurtarmış. Nasıl yaptıysa bunu bilmiyorum. Hasan Şaş bir çıktı. Bembeyaz. Ya bildiğimiz şaş beyaz olmuş yani. Yani o dedi ki oğlum ne oldu işte falan. Oh dedi haberiniz yok ölüyorduk gibisinden. Orada mesela Hasan o yüz ifadesini hayatım boyunca unutmam. Peki hiç böyle keyifli şey olmuyor mu? Ekip gidiyorsunuz hep arkadaşlar. Ya muhabbet içeride. Makara tabii ki var yani. Biz uzun seyahatlerde genelde futbolcular arka koltukları doldururlar. Yöneticiler öndedir. Evet. Biz ayakları uzatırız, muhabbet, kağıt oynarız, keyif yapardık. Vardı yani. Eğlence şamata şart. Tabii ki. Özellikle şey maçı oluyor. Kazandıktan sonra daha eğlen. Şimdi maça giderken çok eğlenemiyorsun. Çünkü gergin gidiyorsun. Gergin gidiyorsun. Önemli maça gidiyorsun yani. Ama maç seyahatlerinin dönüşünde özellikle büyük maçların dönüşü hep keyiflidir yani. Peki bu maçlara hep takımla gidip takımla dönmek zorunluluk mudur? Gittiniz kazandınız. Mesela iki gün orada kalma şansınız yok, var. Olur mu? Antrenman var ertesi gün. Bunu şunun için sordum. Bazen gittiğiniz Avrupa'da... Gezme şansın yok. Evet. Ha, gezemiyorsunuz. Şimdi bazı teknik direktörler hiç gezdirtmiyor. Mesela kampa gidiyorlar sezon başı. Ben onu anlamıyorum. Ben mesela takım kaptanıyım. Ben takım kaptanı olarak bir kere isim vermeyeyim burada. Bir hocaya sordum. Dedim bak takım buraya 40 yılda bir geliyor. Yurt dışını görmemiş oyuncular var takımda. Yani ya 10 gün kamp yapacaksın ya da 14 gün kamp yapacaksın. Bir gün izin ver. Adamlar bir şehri gezsinler. Yurt dışını görsünler diye çok ricada bulundum ben zamanında teknik direktörlerden. Yani ama tabii büyük takımlarda rahat yani. Biz gittiğimiz zaman gezebiliyoruz bazen ama genç daha Anadolu takımlar biraz... Sizin o zaman gezebileceğiniz bir sezon yaz o... Yazın. Evet. O dönemi nasıl değerlendirirsiniz genellikle? Yani bizim zaten tatillerimiz o zaman kısaydı. Şimdi evet. Uzun bir tatildeydim ama o zaman kısa bir tatilimiz oluyordu. Hem aileyle vakit geçirmen gerekiyor hem de biraz rahatlaman lazım, biraz gezmen lazım. O yüzden hani çok kısıtlı zaman ya maksimal kaç? 4 haftadır, 5 haftadır max o da yani. Orada da işte Bodrum'a gidiyorsun, Çeşme'ye gidiyorsun. Antalya'ya genellikle öyle oluyor. Yani böyle yurt dışına giden yok. En azından senin yurt dışı tecrüben var. Gider miydiniz? Ama Türkiye kadar güzel bir ülke mi var? Ha. Daha iyi, burada daha rahat ediyoruz. Rahat ediyoruz tabii. Yani zaman zaman tabii iki günlük seyahat Paris, ailece Paris seyahatleri yapıyoruz. Berlin seyahati yapıyorum evet. Ama orada ben keyif almıyorum ki ben. Ya, keyfim Türkiye'de. Futbolculuk dönemi böyle yoğun geçiyor. Doğal olarak fırsat bulamıyorsunuz. Şu an ne yapıyorsunuz? Şu an tabii zaman zaman gidebiliyorum. Ben burada kısa seyahatleri de çok seviyorum artık. Yani kısa seyahatler de hoş. Günü, yani bir gün gidip bir gün kalıp dönmeyi de artık tercih ediyorum. Çünkü şimdi şöyle bir şey var. Biz popüler bir insanız, sevilen bir insanız çok şükür. İnsanlar davet ediyor zaman zaman işte. Geçenlerde bir Anamur'a gittim örnek veriyorum. Ondan önce bir Mersin'e gittim. Yani günlük seyahatler de yapmaya başladım. Bu keyifli oluyor mesela. Gidiyorum insanlarla işte üniversite okulları gezmeyi seviyorum. Okullara gidiyorum. Yani insanlara yardım etmeye çalışıyorum yani mümkün. Elimden geldiği kadar destek olmaya çalışıyorum. Sizin bir de ne dedim Survivor maceranız vardı. Evet. O en uzun seyahatiniz mi oldu o sizin? Tabii 4 ay neredeyse kaldım orada. Hem galiba aileden ilk defa bu kadar uzak kaldınız. Tabii. Aile, çocuk. Her şey. Her şeyden uzak kalıyorsun. Ülkeden uzak kalıyorsun, yemekten uzak kalıyorsun. Tahayyül edebiliyor muydunuz gitmeden önce nasıl bir ortamla karşılaşacağınızı? Öyle olsaydı ben gitmezdim.
Peki bu kadar sıkıntı yaşadınız falan, bir yerden kurtulmuş gibi mi dönme? Tabii ya, dönüş artık. Dönüş var ya, ben hani 20 saat mi uçtu, kaç saat bilmiyorum ama bana bir saat gibi geldi yani. Amerika'ya ne zaman gittiniz? Amerika'ya en son 2 yıl önce gittim. O da yine bir yok, iş... gezmek. Gezme. Yani Amerika. Hangi şehre gittiniz? Miami'deydim. Oradan da Los Angeles'dan Las Vegas'a geçtim. Önce Los Angeles'ı yaptın, sonra Vegas'a. Arabayla mı geçtiniz? Arabayla geçtim. O çölü. Evet, çölün içinde. Araba mı kiraladınız? Araba kiraladık, evet. Çok keyifli, güzel. Büyük kanyona gittiniz mi? Yok, oraya gezmedim. Ben şöyle şeyim yok mesela. Gideyim, o turistik gezilerim merakım çok yok hani. Ben zaten çok turizm olan bir şehirlerde büyüdüğüm için Berlin, evet. Mesela müze anlamında, kültürel anlamında çok en zengin yer. En zenginlerden bir tanesi. Ben küçüklüğümde okul seyahatlerimiz hep müzeydi. O Almanya'da sürekli yani, doğru, her işte, iki yok, birinci dünya savaşı yok, ikinci dünya savaşı yok, beşinci. Hepsi zaten benim büyüdüğüm şehirde yaşandığı için. Evet. O yüzden tarihi anlamda çok şey gördüm. Ha, İstanbul benim için zaten en turistik, en gezilmesi gereken yerlerden bir tanesi. Ben kanyonu görsem ne olur, Tarsus dağlarımı tercih ederim. Yakında bir seyahat planınız var mı bir yere? Belki bir Sofya ama yine hep kısa seyahatlerden bahsediyorum. Sofya. Sofya. Orada ne var? Arkadaşlarım var orada. Romanya'ya çok giderim mesela. Orada da çok Türk yaşıyor. Evet. Yani davet ediliyoruz yani, şey değil. Yani bir iş için gitmiyorum yani. Ama gezmeye gidiyorsun. Gezmeye gidiyoruz artık. Arkadaşlarla keşfetmeye gidiyoruz. Teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ayaklarınıza demek. Sağlık. Güzel. Bundan sonraki seyahatlarımda bol şans. Evet, bol şans diliyorum. Gökyüzünün kraliçesi Boeing 747'lerin uzay görevleri yaptığını biliyor muydunuz? Özel olarak üretilen 747 Sofia'yı sizin için inceledik. Az sonra. Efsane uçak Boeing 747'den bugüne kadar toplam 1523 adet üretildi. Bunların birçoğu yolcu ve kargo uçağı olarak kullanıldı. Gökyüzünün kraliçesi olarak da adlandırılan jumbo jetlerden 45'i ise muadillerinden farklı özelliklerle donatıldı ve özel alanlarda kullanıldı. Özel performans anlamına gelen Special Performance kelimelerinin baş harflerini simgeleyen 747 SP serisine ait bu özel uçaklardan bazıları halen hizmette. Bugün NASA'nın filosunda yer alan Sofia isimli 747 SP bunlardan biri. Bu özel jumbo jet, dünyanın ilk uçan kızılötesi astronomi laboratuvarını ve ilk uçan kızılötesi teleskopunu taşıyor. Uçağa adını veren Sofia, stratosferik gözlem ve kızılötesi astronomi araştırmalarının İngilizcesinin baş harflerini temsil ediyor. Sofia'nın görsel imzası ve temel farklılığı uçağın sol arka gövdesinde yer alan kapıda saklı. 4.4 metre genişliğinde ve 5.7 metre uzunluğundaki bu özel kapı, gözlemleri gerçekleştirebilmesi için tasarlanmış. Kapının hemen içinde 2.5 metrelik etkin bir çapa sahip bir teleskop yer alıyor. Gözlem uçuşları esnasında 35 bin feet yani 9300 metre yükseklikte kapı açılıp kapanabiliyor. NASA ile Alman Havacılık ve Uzay Merkezi DLR'ın ortak projesi olan Boeing 747 SP Sofia her uçuşunda ortalama 10, yılda ise 1000 uçuş saati havada kalıyor. 30 Kasım 2010'dan bu yana uzay araştırmalarında kullanılan jumbo jetin 1 saat havada kalmasının bedeli ise yaklaşık 100 bin doları buluyor. Sofia kış aylarında uçuyor. Bunun sebebi kış aylarında gecelerin daha uzun olması, atmosferde daha az su buharı bulunması ve türbülansın daha az olması. Uzay görevi yapan uçak sadece geceleri gözlem yaptığı için vampir jet olarak da adlandırılıyor.